Sevgili çocuklar merhaba, ben sınıf öğretmeni Merve Kuş. Bugün sizlerle matematik dersinde uzunlukları ölçme konusunu işleyeceğiz. Çocuklar, bizler uzunlukları temel ölçme birimi olan metre ile ifade ederiz. Ve kısaca m sembolü ile gösteririz. Çocuklar, metreden daha küçük nesneleri ölçmek için de santimetreyi kullanırız. Ben şimdi sizlere elimdeki 1 metrelik cetvelle tahtaya 1 metreyi işaretleyeceğim. Başlangıç noktasını koydum. 100 santimetreye geldiğim zaman 1 metreye tekabül ediyor. Bir de sizlere 10 santimetrelik bir uzunluk çizeceğim. Çocuklar fark ettiniz mi? Bir sayısı 10 sayısından daha küçüktür değil mi? Ama bakın burada 1 metreyle ifade ettiğim uzunluk 10 santimetreyle ifade ettiğim uzunluktan daha büyük. Yani bizler uzunlukları daha büyük olan 100 santimetreden daha büyük olan cisimleri metreyle ölçüp ifade ederken, uzunlukları metreden daha küçük olan cisimleri ölçerken santimetre birimini kullanırız. Ve bizlerin uzunlukları ölçmek için kullandığı bazı araç gereçler vardır. Ben bugün sizlere birkaç tane örnek getirdim. Biraz önce elimde görmüş olduğunuz cetvel. Genellikle marangozların kullandığı şerit metre. Terzilere gittiğimiz zaman sıklıkla gördüğümüz mezura. Ve böyle katlanan bir kesik metrem var. Çocuklar, şimdi de burada resimde gördüğünüz okul eşyalarının boylarını ölçmek için hangi birimleri kullandığımızı bulmamızı istemiş bu sorumuzda. Santimetre ile ölçülenlerin yanına santimetre, metre ile ölçülenlerin altına da metrenin sembolünü yazalım demiş. İlk resmimizde bir defter var. Çocuklar, bir defterin boyu 1 metreden daha kısadır değil mi? O yüzden bizler burada birim olarak santimetreyi kullanacağız. Peki ya bir kalemtıraş? Kalemtıraşın boyu da santimetre ile ifade edilir değil mi çocuklar? Hemen yanına santimetrenin sembolünü yazıyoruz. Peki tahtamız? Biraz önce ben size ölçmüştüm. 1 metreden daha uzun değil mi? Yani tahtamızı ölçtükten sonra metre sembolüyle ifade ederiz. Bir kalemi de ölçtüğümüz zaman 1 metreden daha küçük olduğu için santimetre sembolüyle ifade ederiz uzunluğunu. Peki ya bir pencere? Pencereler, onları da metreyle ölçeriz. Çantamız 1 metreden daha kısadır değil mi? O yüzden onu da santimetre sembolüyle ifade ederiz. Peki ya masamız? Masamız 1 metreden genellikle uzundur çocuklar. O yüzden metre sembolünü yazabiliriz. Silgimiz için de santimetre sembolünü kullanıyoruz. Peki ya oturduğumuz sıralar? Onlar da metre ile ifade edilir. Çocuklar, şimdi de bu soruda sizlerden nesnelerin uzunluklarını tahmin etmemizi istemiş ve sonrasında cetvelinizde ölçüm yaparak gerçek sonuçları bulun, tabloya hem tahmin sonuçlarınızı hem de ölçüm sonuçlarınızı yazarak karşılaştırın bakalım yakın sonuçlar elde edebilmiş misiniz? Bu size görevim olsun. Şimdi de karşımıza günlük hayatımızdan bir soru var. Semih ve Hakan annelerinden izin alıp parka gitmeye karar vermişler. Yürürken eğlenmek için parka kaç adımda varabileceklerini tahmin edip bu sayılara yaklaşmaya çalışmışlar. Hakan tahminini yaparken ben bu parka 104 adımda giderim derken Semih tahminen 100 adımda parkta olacağını söylemiş. Ama ölçtüğümüz zaman, yani parka gittikleri zaman Hakan 99 adımda ulaşırken hedefe, Semih 114 adımda ulaşmıştır. Çocuklar, bu çocuklar aynı parka gitmediler mi? Neden bir tanesi 99 adımda giderken diğeri 114 adımda gitti sizce? Bunun deneyini şimdi sizlerle birlikte yapalım. Ama yanıma bir yardımcı istiyorum. Tuna, bana yardım eder misin? Güzel. Çocuklar, adım dediğimiz şey
Ayakkabılarını göster Tuna. Adım dediğimiz şey hemen ayaklarımızı yan yana koyarak bir adım. Bir. Pardon, adım değil. Adım neydi çocuklar? Adım böyle ölçülmüyor muydu Tuna? Biz ayak ölçelim. Olur mu? Tamam. Başlangıç noktamız burası olsun Tuna. Bitiş noktamız da tahtamızın son noktası olsun. Bakalım sen kaç ayakta gideceksin varış noktamıza, ben kaç ayakta gideceğim. Başlayalım mı? Sen de koy yan yana. Bir, iki, hemen bitişine koy. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ben 10 adımda geldim. 12, 13, 14. Evet, ben 10 adımda gelirken Tuna 14 adımda geldi. Neden böyle oldu sence Tuna? Çünkü ben arkadaydım. Hayır, senin ayağınla benim ayağım aynı uzunlukta mı sence? Değil değil mi? Senin ayakların daha küçük bana göre. O yüzden ben tahtanın boyunu 10 adımda ölçerken sen 14 adımda ölçmüş bu oldun. Yani, evet teşekkür ederim Tuna yardımın için. Yani çocuklar, ayak gibi, adım gibi, karış gibi, kulaç gibi eskiden, çok eskiden kullandığımız uzunluk ölçme birimlerini kullandığımız zaman kişiler arasında farklılıklar oluyor. Biz buna standart olmayan ölçü birimleri diyoruz. Burada da çocukların adımlarının farklı çıkmasının nedeni bu. Herkesin ayağı, herkesin karışı, herkesin adımı, herkesin kulacı aynı uzunlukta değil. Peki burada demiştik ben 10 adımda gelmiştim. Tuna ise 14 adımda gelmişti. Benim ayaklarım Tuna'ya göre daha uzundu. Ama ben daha az sayıda adımla geldim. Burada da bize sorduğu gibi hangi çocuğun adımı daha büyüktür? Daha az sayıda adım atan çocuğun ayağı daha büyüktür. Yani Hakan'ın adımı Semih'e göre daha uzundur. Çocuklar, 1 metrelik uzunluk 100 santimetreye eşittir. Yani 10 tane 10 santimetrelik uzunluğu ucuca eklersek burada olduğu gibi 1 metreye ulaşırız. 10 çarpı 10 eşittir 100 santimetredir. Ve 1 metre 100 santimetreye eşittir. Biz bunları sembolleriyle gösterirken 1m eşittir 100 cm diye yazarız. Burada da bizlere metreleri santimetreye, santimetreyi de metreye dönüştürme soruları vermiş. Hemen birkaç örnek yapalım sizlerle. Çocuklar, 1 metre 100 santimetreydi. Peki ya 3 metre kaç santimetredir? 3 çarpı 100 yani 300 santimetreye eşittir. Peki ya 700 santimetre kaç metreye eşittir? Burada da tam tersi. 700'ü 100'e bularak, 100'e bölerek kaç metreye eşit olduğunu bulacağız. 700'ü 100'e böldüğümüz zaman biz kısa yoldan bölme işlemlerini işlemiştik çocuklar. Ne yapıyorduk? 100'e bölerken sayıdan 2 sıfır atıyorduk. Sayıdan 2 sıfır attığımız zaman 7 metre olduğunu buluruz. Peki ya kısa yoldan çarpma işlemi? Burada olduğu gibi 1 metre kaç santimetredir dediği zaman 1 metre ile 100'ü çarpmam gerekiyor. 100'le çarparken sayının yanına hemen 2 sıfır ekliyorum. Yani 1'in yanına 2 sıfır ekleyeceğim ve 1 metrenin 100 santimetre olduğunu bulacağım. Kalan örnekleri de sizlerin tamamlamasını istiyorum çocuklar. Burada bize bir problem gelmiş. Anne kanguru ve yavru kanguru birlikte yan yana sıçradıklarında yavru kanguru her sıçrayışta 1 metre 30 santimetre ilerlemektedir. Anne kanguru her sıçrayışta 1 metre 98 santimetre ilerlemektedir. Aşağıdaki soruları yukarıdaki bilgilere göre çözelim demiş. Yavru kanguru 4 sıçrayışta kaç santimetre ilerler? Çocuklar, yavru kanguru 1 sıçrayışında 1 metre 30 santim ilerliyordu. Bu soruyu çözebilmek için
4 ile çarpmam gerekiyor her situation'ı. Ama ben 1 metre 30 santimetreyi 4 ile nasıl çarpacağım? Birimler aynı değil. O yüzden birimleri eşitlemem lazım. 30 santimetreyi 1 metreye yaklaştıramayacağıma göre onu nasıl ifade edeceğim? 1 metreyi santimetre cinsinden ifade edip ikisini birleştirerek öncelikle yavru kangurunun her situation'da kaç santimetre ilerlediğini bulmam gerekiyor. Yani 1 metre 30 santimetre eşittir. 1 metre kaç santimetreydi çocuklar? 100 santimetre. 100 santimetre artı 30 santimetre ne eder? 130 santimetre. 130 ile 4'ü çarptığım zaman yavru kangurunun 4 sıçrayışta kaç santimetre ilerlediğini bulacağım. 4 kere 0, 0'dı. 4 kere 3, 12. 12'nin ikisi, elde birim var. Hemen not alıyorum unutmamak için. 4 çarpı 1, 4. Bir tane de elden vardı, 5. 520 santimetre ilerliyormuş her sıçrayışında. Bu da aynı zamanda metre ve santimetre cinsinden ifade edersem 500, çocuklar 520 diyor. Yani 500 santimetre kaç metreydi? 5 metre. 5 metre 20 santimetre eder. Yavru kanguru ile anne kangurunun 3 sıçrayışta aralarında oluşan mesafe farkının kaç santimetre olduğunu bulalım. Hemen yavru kanguru her sıçrayışta 1 metre 30 santimetre ilerliyordu. Anne kanguru da her sıçrayışta 1 metre 98 santimetre ilerliyordu. Hemen onları not alıyorum buraya. Metre 30 santimetre ilerliyordu. Annesi ise 1 metre 98 santimetre ilerliyordu. Yine aynı şekilde birimleri eşitlemem gerekiyor. 1 metre 30 santimetrenin 130 santimetreye eşit olduğunu bulmuştuk. Şimdi de annenin sıçramasının uzunluğunu, yani 1 metre 98 santimetrenin santimetre cinsinden yazımını bulalım. 1 metre 100 santimetreydi. Artı 98 santimetre diyoruz. 198 santimetre. Evet. Öncelikle yavru kanguru 3 sıçrayışta ne kadar ilerleyecek? Onu bulmak için 130 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 0, 0. 3 kere 3, 9. 3 kere 1, 3. 390 santimetre. Peki ya anne kanguru? 198 santimetre sıçrıyordu ve 3 sıçramada ne kadar uzağa gidebilir? 3 kere 8, 24. 24'ün 4'ü elde var. 2'yim, not aldım hemen. 3 kere 9, 27. 2 de elimde vardı. Hemen kullandıktan sonra yazıyorum. 9, yine elimde 2 var. Not alıyorum. 3 kere 1, 3. 2 de elimde var. 5. Anne kanguru da 594 santimetre ilerliyormuş. Aralarındaki mesafe farkının kaç santimetre olduğunu bulalım demiş. Anne kanguru 594 santimetre zıplamış. Yavru kanguru da 390 santimetre sıçramış. Aradaki mesafe farkını bulmak için çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. 4'den 0 çıktı, 4. 9'dan 9 çıktı, 0. 5'ten 3 çıktı, 2. Aralarındaki mesafe farkı 204 santimetre. Yani bunu metre cinsinden ifade edersek 2 metre 4 santimetre olur. Fakat dikkat etmeniz gereken şey, soruda bizden santimetre olarak istemiş. O yüzden cevap olarak 204 santimetreyi alıyoruz. Burada yine bir sorumuz var. Bu soruyu sizlerin cevaplamasını istiyorum. Ve tahtamızda yıldız, üçgen, kare, daire sembollerinin yanına eşitlikler yazılmış. Hemen bu küçük örneği de sizlerle kısaca yapalım istiyorum. Hem de hatırlamış olalım.
2 metre kaç santimetreye eşitti çocuklar? 2'nin yanına metreyi santimetreye çevirirken 2 sıfır koyuyorduk. 2 metre 200 santimetre. Peki santimetreyi metreye çevirirken ne yapıyorduk? Sayının 2 tane sıfırını attığımız zaman santimetreyi metreye çevirmiş oluyorduk. Yani 500 santimetre 5 metreye eşitti. Peki ya 5 metre kaç santimetreye eşittir? Yine 2 sıfır ekleyeceğiz. 500 santimetreye eşittir. 400 santimetre ise çocuklar 4 metreye eşittir. Sembollerin yanındaki eşitlikleri bulmuş olduk. Evet çocuklar, bugün sizlerle uzunluk ölçü birimleri hakkında konuştuk. Sizler de evlerinizde çeşitli eşyalarınızı, belki de odanızın önce uzunluklarını tahmin edip defterlerinize not alın. Daha sonrasında bir uzunluk ölçme aletiyle gerçek ölçümlerinizi yapıp notlarınızı karşılaştırın. Daha sonrasında da kitaplarınızda yer alan konuyla ilgili etkinlikleri tamamlamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.